Genital herpes, cinsel uçuk ya da genital aft, herpes simplex virüs diye adlandırdığımız bir virüs tarafından meydana gelen, genellikle cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. HSV tip 1, sıklıkla ağız yüzü dudakları tutarken, HSV tip 2 ise genital bölgeyi ve makat etrafını tutmakla ünlüdür. Herpes simplex tip 2 virüsü, genellikle genital bölgedeki bir sıyrıktan cilde girer. Virüs bir kez insan vücuduna girdiği zaman etkilenen alandaki sinir ganglionunda uykuya yatar ve çoğunlukla da yaşam boyu orada var olur. Özellikle bağışıklık sisteminin düştüğü zaman da bu virüs bu sinir ganglionlarında tekrar harekete geçerek çoğalır ve tipik olarak lezyonları meydana getirir. Herpes lezyonları genital bölgede genellikle ciltten kabarık olabilen kırmızı alanlar halindedir. Sıklıkla hastalarda ağrı ve yanma şikayeti vardır. Çoğunlukla ağzın içinde çıkan aflara benzediği için hastalar bu lezyonları genellikle kolay tanımaktadırlar. Eğer lezyonlar çok sayıda ve bir aradaysa ağrı bacak bölgesine ve kasıklara kadar da vurabilmektedir. Bu hastalık genellikle ilk kez vücuda alındığı zaman ilk bir enfeksiyona, ilk atakta daha şiddetli olarak geçer. Ama tekrarlayan hastalık ataklarında lezyonlar ilki kadar çok yoğun şiddette geçmezler. Çoğunlukla bulaşmada virüs partnerden alınır ve birçok kişi bu virüsün aslında taşıdığının farkında bile değildir. Herpes lezyonu saptadığımız kişilerin eşleri %60 oranında bu hastalığın varlığının farkında bile olmamaktadırlar. Virüsün tanısı gözle çok rahatlıkla konabilir. Bu lezyonun ortasından alınan sıvıda elektron mikroskopisinde virüs partikülleri de saptanabilir ve ayrıca herpeste özellik olarak kanda antikor dediğimiz savaşçı hücreleri de saptamak mümkündür. Herpes virüsü vücuda girdiği zaman kanda immünoglobulin G ve M adı verilen antikorlar yani bu virüse sağan savaşçı hücreler belirebilir ve hastalığın tanısını koymakta bu konuda da bize yardımcı olabilir.